Teşekkür ediyoruz Ateşen Erbaysan. Çarşamba günkü OPEC kararı öncesinde petrol fiyatlarını ele aldık. Risk yönetimi programını kapatmadan önce ALB Forex'e gideceğiz. Ceren Yaşar olacak karşımızda. Ceren'e merhaba diyelim ve ona da gerçekten bu karar öncesinde ön plana çıkardığın seviyeler neler petrol fiyatlarında? Ateşen Erbaysan diyor ki bir miktar daha piyasa iyimserliğe doğru gidebilir. Sizin görüşünüz ne? Bir de çok kısaca dolar Türk lirası yorumu rica edeceğim Ceren. Çünkü 3.45'in altında olması piyasadaki iyimserliği destekliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Merhaba Güzem öncelikle. Şimdi petrol ihraç eden ülkeler birliğinin 8 yıl aradan sonra ilk defa petrol üretimini kısmaya yönelik toplantı yapacağı olması piyasalarda bir miktar beklentileri artırmış durumda. Son dönemde petrole ilişkin gelen veri akışları burada fiyatlama üzerinden etki yaratıyor. Daha önce baktığımızda İran ve Irak'a yönelik üretimi kesme ikna olmamaları petrol üzerinde baskıyı artırırken Cuma günü Suudi Arabistan'dan gelen OPEC dışı ülkelerle yapılacak toplantıya katılmayacağına ilişkin açıklama sert satışlara neden oldu diyebiliriz. Yeni haftaya başlarken bir miktar daha burada toparlanma çabası olsa da hala satıcılık görünümün bozulmadığını söylemek yanlış olmaz. Burada hem çarşamba günü öncesi gelecek haber akışları ülkeler bazında ve fiyatlamada etkili olacaktır diyebiliyoruz. Kritik olacak çünkü. Net bir şekilde açıklama gelmeden fiyatlamalarda bir şekilde dalgalı bir görünüm sergilenmesi normal. Şimdi Brent petrole baktığımızda 46.50 seviyelerinden bir miktar toparlama sağlansa da Amerikan tipi ham petrolde hala 46 seviyesinin aşağısında seyirinin mevcut olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada Brent için konuşmak gerekirse 47.80 seviyesinde bir direnç noktası bulunuyor. Takip edilecek ilk seviye diyebiliriz. Kur tarafına da baktığımızda dolar endeksindeki bir miktar küresel bazlı kar satışları ile birlikte dolar TL'de de buna paralel satıcılı bir görünüm sergileniyor. Geçtiğimiz hafta her ne kadar tarihi zirve yenilense de satıcılı bir kapanış gerçekleşmişti. Bir miktar haftaya da yeni haftaya da birlikte burada düzeltme ile başlandığını söyleyebiliyoruz. Burada şeyi konuşmak lazım. 3.39 seviyesi teknik olarak önemli. Bu seviyenin aşağısında 3.35'lere kadar geri çekilebilir. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında da nispeten öyle ama hafta içerisinde haftanın geri kalanına baktığımızda ABD'nin biraz daha belirleyici olabileceği gündem mevcut. Hem 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisi hem burada istihdam verileri dolar üzerinde etkili olabilir. Yurt içine de baktığımızda Ekim ayı ticaret dengesi verisi açıklanacak. Bunun yanında da yurt dışı gündeme bakarsak Moody's'in 2 Aralık'ta gelecek olan Türkiye not değerlemesi de TL üzerinde hareket yaratabilecek bir etmen olarak karşımıza çıkacaktır. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. ALB Forex analisti Ceren Yaşar'ın da görüşlerini aldık. Risk yönetiminden bugünlük